Modern Kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere böyle çok güzel bir örgü modeliyle geldim. Bunu ben kart koymak için ördüm ama sizler tabii bunun içerisine hediyelerinizi gönderirken içine örüp içine notlarınızı, o güzel notlarınızı bırakabilirsiniz veya kulaklık kabı olarak kullanabilirsiniz veya kağıt paralarınızı koyabilirsiniz. Çok güzel bir aksesuar oldu bu şekilde. İp olarak bu şekilde koton ipi tercih ettim ben. Sizler istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Bakın bu şekilde 3 numara 2.20 milimlik tığla öreceğim. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Daha sonra hemen örgümüze başlayalım. Bakın bu şekilde ben kart koyarak yaptım. Evet, şimdi hazırlığımızı yapalım. Daha sonra örgümüze başlayalım. Evet, ben bu kez sarı iple öreceğim. Sarı rengiyle öreceğim. Aynı ipimiz. Şöyle biraz mesafeli bıraktım. Şu kısımla biraz dikiş yapacağım çünkü. Bu şekilde aldım ve zincir çekerek başlıyorum. Burada zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Biraz böyle mesafeli zincirler çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 tane zincir çektim bu şekilde. Tekrar tığımı dolamıyorum. Bakın zincirlerimizin arka kısımlarında ceplerimiz var bu şekilde. İlk cebimize battım ve sık iğne yaptım. Tekrar ikinci cebime geliyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü cebime geliyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak devam edeceğim. Toplamda 20 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bu şekilde sonuna kadar götürelim. Evet, bakın sonuna kadar bu şekilde geldim. Bir tane zincirimi çektim ve modelimi döndürdüm. İlk baştaki sık iğnemizin tepesine yine bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen dip kısmına bu kez, bakın buraya değil, dip kısmına yine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir sonrakine üst kısmına bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine, bakın alttakine bir sık iğne yapıyorum. Yine 20 tane olacak toplamda. Bakın hemen bir üste yapıyorum. Bir tane de alta yapıyorum. Her ilmeğime bir tanesini üst kısma yapıyorum. Bir tanesini ise alt kısma yapıyorum. Üste yaptım. Bir sonrakini alta yapıyorum. Üste yaptım. Bir sonrakini alta yapıyorum. Üste yaptım. En sonuncuyu ise bakın alta yaparak bu sıramı sonlandırdım. Bir tane zincir çekip modelimi döndürdüm. Şimdi yine en baştakine bir sık iğne yapıyorum. İkinciyi ise alt kısma, bakın bu şekilde alt kısma yapıyorum yine. Tekrar bir sonraki ilmeğimi üst kısma yapıyorum. Bir sonrakini ise alt kısma yapıyorum.
birini üste yapıyorum. Yine sayılarımız değişmiyor. 20 tane ile başladım. Sonuna kadar 20 tane ile gideceğiz. Bakın bir üste, bir alta. Şimdi buralarda videoları kesmiyorum çünkü yurt dışından izleyen abonelerim var. Sayıları tam olarak anlayamıyorlar, dilimizi bilmedikleri için zorlandıklarını söylüyorlar. Bu yüzden de mümkün olduğu kadar ben de göstermeye çalışıyorum. Bakın bir üst, bir alt. Ve sonuncuyu yaptım. Bir zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Aynı şekilde devam edeceğim. Hemen şöyle iki tane göstermek istiyorum. Tam tepeye. Bakın bir alta yapıyorum bu kez. Bir tepeye. Bakın bir alta yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 46 sıra oluncaya kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra tekrar gelelim. Evet hanımlar, bakın tam 46 sıra oldu. Şöyle saymak istiyorum ben. Bakın buradaki modellerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 sıra bu şekilde yaptık. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bir tane zincirimi çektim yine buraya. Modelimi döndürdüm. Yine aynı şekilde bakın bir tane tepeye yapıyorum. Bir tane ise dip kısmına yapıyorum. Bir tane tepeye yaptım. Bir tane dip kısma yaptım. Dört tane oldu. Bir tane tepeye yapıyorum. Bir tane dip kısmına yapıyorum. Toplamda 6 tane bu şekilde yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 8 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın tam şöyle bakmak istiyorum. 8 zinciri buraya sabitliyorum. Dokuza yapalım. Dokuza yaptım. Sabitledim. Tekrar bir alta yaptım. Bir tane üste yaptım. 3. Bir alta yapıyorum. 4. Bir üste yapıyorum. 5. Bir tane de tekrar alta yaparak yine burada 6 tane ilmek. 6 ilmek de burada oldu. Bir tane zincirimi çektim, modelimi döndürdüm. Yine aynı şekilde bakın. Bir tane buraya yapıyorum, bir tane de alt kısma yapıyorum. Bir tane üste, bir tane alta. Bir üste, bir tane alta. Yine 6 tane oldu. Zincirimizin içerisine yine sık iğneler yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen bir sonraki zincir bu aralığıma sık iğne yaptım. Bir tane alta yapıyorum. Bir tane üste yapıyorum. Bir alta, bir üste
ve bir alta bu sıramı da bitirdim. Bir tane zincir çektim, modelimi döndürdüm. Son sıramı gidiyorum. Bakın buradan aldığım ilmeği içinden geçirdim. Tekrar bir sonrakine geldim. İlmeği içinden geçirdim. Bir sonrakine geldim. İlmeği içinden geçirdim. Bu şekilde de bu sıramızı yapacağız. Sonuna kadar götürelim. Evet, bakın sonuna kadar geldim bu şekilde. Burada ise biraz mesafeli bir şekilde ipimi keseceğim. Buraya da dikiş yapacağım. Dikişlerimi yapmadan önce hemen şöyle zincirlerimizi de bitirmek istiyorum ben. Tekrar ipimi aldım. Düğümümü atıyorum. Zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boyutu 150 zincir oluncaya kadar bu şekilde zincirimizi çekelim. Evet hanımlar, bakın bu şekilde zincirimi çektim. Burada ipimi kopartıyorum. Bağcığımızı da bu şekilde hazırlamış olduk. Şöyle uç kısımlarındaki ipleri de alıyorum bu şekilde. Hemen şu kısımlarımızı iğnemize takalım, dikişimizi yapalım. Evet hanımlar, bakın bu şekilde şöyle aralarda bu ipimizi yok etmek istiyorum. Bu şekilde bakın. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Evet, iğneme sarı ipimi taktım. Hemen şöyle bakın, tam ayarlamasını yapıyorum. Şöyle. Ben ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bakın 7. Sıramdan yapıyorum. Bu şekilde düzgün bir şekilde tuttum. Ve bu kısımları, alt kısımlarımızı, yan kısımlarımızı dikeceğiz. Buralar zaten sabit. Bakın bu şekilde biraz ip bıraktım. Yine orayı iğne yardımıyla yapacağım için bakın bu şekilde dikerek aşağı doğru iniyorum.
Tekrar yukarıya doğru. İpimi yeniden yukarıya doğru çıkartıyorum. İpimi koparmıyorum. Bakın karşı tarafa geçerken ise şöyle aralardan karşıya geçiyorum. Evet, bakın eşitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın tam şu kısımdan dikme işlemimizi yapıyoruz. Tekrar bakın buradan sabitleyerek aynı işlemi buraya da yapıyorum. Burayı da dikelim, tekrar gelelim. Evet hanımlar, bakın bu şekilde diktim. Şimdi buradaki ipimizi de içeriye doğru şöyle birkaç tane yaparak kesebiliriz. Aynı işlemi buraya da uygulayacağız. Evet bakın burayı da şöyle iç kısma doğru. Evet, bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi şöyle zincirimi alayım. Öncelikle şöyle boncuğumu da arasından geçirmek istiyorum ben. Boncuk takmaya da bilirsiniz. Sade olarak da yapabilirsiniz. Şöyle bir dakika. Evet ve örgümüz hazır. Bakın çok güzel oldu. İçine kartınızı, paranızı, kulaklığınızı veya özel takılarınızı veya içerisine dediğim gibi notlar bırakarak sevdiğiniz insanlara hediye edebilirsiniz. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.